Beyazlar karardı bir anda. Sen orada, benim çok dışımda. Uzaklar çoğaldı bir anda. Uzaklar çoğaldı bir anda, bir anda, bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda, bir anda, bir anda. Helak ettin kendini be yavrum. Ağlama artık. Kötü bir şey olsaydı haberi çoktan gelirdi zaten. O ne biçim laf Osman Bey? Ya yok bir şey diyorum size. Bence de. Yani çocuk sonuçta. Oyuna dalmıştır, girmiştir bir yere. Değil mi ama? Ah. Ne? Şimdi duydum, çok geçmiş olsun. Sağ ol. Deniz'le konuştunuz mu? Onun haberi var mı? Yok. Bir de ben konuşayım isterseniz. Derya'yı onun alıkoymuş olma ihtimali yüksek. Ya arkadaşım sen bir karışmasana. Halicim tamam. Sen girme araya hayatım. Yok evladım, yok. Sağcık'ta bir minibüs şoförü görmüş Derya'yı. Kaçmış yani. Kendi kaçmış. Yani bulamadığımıza göre. Ben onun yaşındayken o kadar çok evden kaçıyordum ki. Her seferinde de başka bir yere saklanıyordum. Bulamıyorlardı hiç. Sen saklandı diyorsun yani. Aynen. Deniz'le Mine'nin de kavga ettiğini görünce korktu belki. Gitti bir yere. Sen kazık kadar olduğunu hala kaçıyorsun be evde. O da doğru tabii. Ne oldu? Hiç. Ha, burası sizin liseydi değil mi? Bugün Efe'yi buraya getirdim. Burada bahçede bisiklete bindi. Vay be. Ya müdürle konuştum da bizim şehir hocayla. Galiba okulumuz yıkılacak. Aa, o neden?
Ya deprem yönetmeliğine uymuyormuş. İşte onarım içinde 40 bin lira falan gerekiyormuş. Ödenek yok falan filan. Ya kimisi için 40 bin lira böyle bir gecede harcanacak bir para olabiliyor mu? Bizim olmadığı için. Okulumuz yıkılıyor. Yani bize diyorlar ki, kusura bakmayın, ödenek yoksa hayallerinizin üstüne inşaat yapacağız. Arsası ne olacak? O da satılıyor. Ya o kadar üzülüyorum ki bizim burada çok anımız var. Olmaz mı ya? Sizin gençliğiniz burada geçti. Aynen öyle. Neyse ben Deniz'i arayayım, bir belki de var vardır.